Merhaba arkadaşlar, Kadir Poçayan ekranlarından hepinize kucak dolu selamlar. Ben Kadir Can ve bugün yepyeni bir inceleme oyun yapımı videosuyla daha karşınızdayım. Bugün incelediğimiz programın adı RPG Maker VX Ace ya da Türkçe işte RPG yapma programı VX Ace diye de okuyabiliriz. Program şu anda Steam'de normalde 65 dolar olması lazım ya da 64 dolar. Şu anda şu kış indirimiyle beraber 17 dolara düşmüş durumda. Almak isteyen arkadaşların kesinlikle kaçırmaması gereken bir fırsat diye düşünüyorum. Zaten birazdan programı irdeledikten sonra da bu fikire daha fazla mantıklı olduğunu kavrayacağız. Öncelikle arkadaşlar bu programda kesinlikle herhangi bir kod bilgisi bilmenize gerekmiyor. Kod bilgisi gerekmiyor. Sadece şöyle script kısmı var. Bunu da her istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Hani kullanmak zorunda da değilsiniz bu scriptleri. Zaten hazır olarak bunlar kullanılmış bir vaziyette var. İsterseniz şuradan bir yerden onu birazdan göstereceğim. Kendiniz özel scriptler ekleyebilirsiniz. Fakat ben hiç kod bilmiyorum abi. Hayatımda bilgisayarda kodla uğraşmadım fakat oyun yapmak istiyorum diyorsanız, RPG oyun yapmak istiyorum diyorsanız çok da basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Öncelikle programın arayüzünden birazcık bahsedelim. Arayüz gayet kullanıcı dostu diye tabir edebiliriz. Zaten şurada mesela harita tasarlamak istiyorsunuz. Burada şeylerimiz var. Background zamazingolarımız var. Bunları kullanaraktan şey yapabiliyoruz. Mesela şöyle koyabilirim ya da bunun etrafını suyla kaplayacağım. Kapladım, ortaya koydum. Fakat bu ikisi uyuşmadı. Şundan koyalım. Aynen bu şekilde koyabiliriz. Fakat hani sadece arka planlar bununla da sınırlı değil. Bu oyunda hani RPG oyunları oynayan, severek oynayan arkadaşlar varsa bilirler. Haritalar katman katmandır. Bir dıştır. En dış harita olur. Hani bu haritada kahramanımız gezer. Herhangi bir şehre mehre tıklar. Dalar içeri. Örneğin şöyle göstereyim. Şöyle koyduk bir tane köyü. Şöyle koyduk. Ya da işte şöyle başka bir şey koyduk. Bunları daha sonra kahramanımız bununla haritada dolaşarak tık 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 girer. O şehre girdikten sonra şehrin tasarımıyla karşılaşır falan filan bu şekilde. Böyle bir genel kısmı var. Ya da mesela diğer kaplamaları da göstereyim size. Şöyle map properties özelliklerine gelerek şuradan tile setten field exterior interior daha önce hani bu dış harita onu hemen göstereyim kısaca. Gördüğünüz gibi bina tasarlayacağımız zaman atıyorum şöyle basitten bir bina tasarlayalım. Önce bir şu alanı bir toplayalım, silelim. Daha sonra mesela şöyle bir ev tasarlayacağım. Hop yaptım. Çatısını istediğimiz malzemeden yapabiliyoruz. Tık 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 tık. Evimizi yaptık. Buradan istersek başka şeyler ekleyebiliyoruz. Evin önüne duvar ya da başka bir malzemeden evimizi yapabiliriz. Ya da evin etrafını yükseltebiliriz. Önüne yol yapabiliriz. Örneğin şu şekilde. Nasıl yapalım? Şöyle tık 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 yolu yaptık. Şimdi evi taştan yaptık. Şöyle girişini de ayarlayalım hemen. Hop ayarladım. Yanına şöyle bir pencere koyduk. Olmadı çünkü komple almamız lazım. Şöyle ufak bir pencere koyduk. Ya da üstüne bir baca diktik. Oyunun şeyleri gayet güzel. Şu grafik ekipmanları background ayarlamak için ya da çevre ne diyelim bunlara. Şurada ne diyor bakalım. Burada map diye şey yapıyor da. Tile set diyelim artık. Bu ekipmanları gayet güzel. İsterseniz bunlar size yetersiz geldiyse. Burada da yine bir sürü şey var. Yine daha farklı şeyler de var. Bu eksteriyor da interior. Mesela bunda da binanın içindeki şeyleri görüyoruz. Atıyorum bir kafe dizayn ediyorsunuz. Tık 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 koyduk. Yatağımızı tık tık koyduk. Yer yatağı oldu mesela o. Şimdi şöyle koyalım. Normal bir yatakla yanına koyalım falan filan. Güzel bir şekilde dizayn edebiliyorsunuz. Kesinlikle yaratıcılığınıza kalmış sizin. Öyle bir kısıtlama sunmuyor oyun size. Aşırı derecede şey var. Olasılık var. Ayrıca mesela kendi karakterinizi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada karakter generator var. Buradan oyundaki kahramanlarınızı ya da NPC'leri hareket etmeyen kahramanları oluşturabiliyorsunuz.
Burada da yine çok farklı çeşit var. Bunların hepsiyle kurcalayabiliyorsunuz. Şuradan output face ve output karaktere basarak da karakterimizi kaydedebiliyoruz. Aynı şekilde female de yapabiliyoruz. Mesela generate random dedim. Tuhaf tuhaf tipler. Tabi burada generate random dedikçe dikkat edin, aşağıdaki karakterimiz de değişiyor. Haritadaki görünen karakter. Bunu daha çok şu üstteki resmi diyaloglarda göreceğiz. Gördüğünüz gibi türlü türlü çeşitler var. Hatta burada gözükmüyor. Şu saçı düzgün bir tane gelirse. Buradan mesela kulakları da şey yapabiliyoruz. Elf kulağı olsun. Böyle abidik gubidik kulaklar. Ya da kuyruk takabiliyoruz adamımıza. Şurada görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kuyruk takıyoruz. Kanat takabiliyoruz. Oyun gerçekten hani yaratıcılıkta bize çok geniş bir imkan sunuyor. Daha sonra arkadaşlar mesela dediniz ki bunlar kısıtlı. Ben bunları sevmedim. Şu tile setleri olsun, seslendirmeleri, seslendirme demeyeyim de müzik efektlerini falan sevmedim diyorsunuz. Steam'den yine aynı şekilde oyunun ekstra DLC'leri var. İşte yok Samurai DLC'si, Uzak Doğu bilmem nesi ya da müzik DLC'leri. Bunları da birer dolar, ikişer dolar ödeyerek bu DLC'leri de alabiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki benim oyunum böyle samuray havasında geçsin, Japonya'da geçsin. Ona göre daha farklı tile setler oluyor, karakterler oluyor, daha farklı seslendirmeler oluyor. Bu yüzden biraz geniş bir imkanı var. Dediğim gibi hiçbir program bilmenize gerek yok. Çok basit bir şekilde program yapabiliyorsunuz. Genelde oyun yapabiliyorsunuz. Şu database kısmından oluyor her şey genel olarak. Gördüğünüz gibi burada bir sürü canavar. Kendimi de ekleyebiliyorum. Mesela change maximum 31 dedim. Burada bir tane boş oldu. Şimdi buraya troops burada. Enemies'den de bir yer açacağım kendime. Ondan sonra buraya hızlı bir şekilde gelip şurada canavarımı oluşturacağım. İstersem kendim de şey resim ekleyebilirim buraya. Ya da böyle buradan da seçebiliyoruz. Mesela seçtik bunu. Adı Piton Aydar. Atayla matayla her şeyiyle oynayabiliyoruz. Saldırı yeteneğiyle falan filan. Burada baştan database'i tanıtacak olursak da burada aktörler kısmı var. Sınıflar, itemler, skiller. Bunların hepsini değiştirebiliyorsunuz oyunda görünüşlerini falan. O yüzden hani dediğim gibi hiçbir programlama bilgisi getirmeden sadece bu hazır şablon üzerinden değiştirdiğimizde oyunumuzu da istediğimiz gibi şekillendirmiş oluyoruz. Fakat dediğim gibi oyun aslında demedim şimdi diyeceğim. Gördüğünüz gibi tile setler burada var. O yeni şeyler buraya geliyor, eklendiler. Belki internette bedavaya da tile set bulabilirsiniz, emin değilim. Change maximum'dan çünkü şuraya ekleniyor galiba. Bakalım nasıl oluyormuş. Aynen buraya ekleniyor büyük ihtimalle. Evet. Burada Common Event System. Burada mesela şarkılar var. Ana müzik şeyi ne olsun? Örneğin. Bu var. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Buradan stop demezsek devam ediyor. Oynatmaya sürekli. Dediğim gibi birçok özellik var. Yani bir RPG yapmak için gerekli olan bütün malzemeleri koymuşlar içine. Eksiği yok, fazlası var bile diyebiliriz. Haritayı şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Boyunu yine Map Properties'den kullanımını arttırabiliyorsunuz. Burada yine kolay bir şekilde event oluşturabiliyoruz. Örneğin hemen hızlı bir şekilde karakterimiz burada. Şurada bir savaş şeyi oluşturalım. Basit bir şekilde. Şuraya geldiniz, event kısmına tıkladınız. Buraya isterseniz grafik koyabilirsiniz. Mesela burada hazır yine hazır grafikler var. Mesela bir canavar koyalım, onunla savaşalım falan. Makarası yapabiliriz. Ya da mesela şöyle şey koyalım yere. Neredeydi o? Nereye kaybettik? Heksagram. Heksagramı koydum arkadaşlar. İçine girince savaş olsun. Grafiğini koyduk. Bunları dokunmamıza gerek yok. Daha farklı şeyler. Mesela şu trigger üzerine gelip bir tuşa bastığımızda mı başlasın? Herhangi bir şekilde dok üzerinden geçince mi başlasın? Hemen şuraya geliyoruz. Zaten burada şeyler her şey hazır. Burada hop hemen Battle Processing. Slime 2 hemen hızlıca bitsin diye. Slime en güçsüz canavar oyundaki. Hop dedik. Ondan sonra mesela buradan başka bir şey de ayarlayabiliyoruz. Ne ayarlayalım? Show Text. Kazandınız.
Bu arada şunu da göstereyim hemen. O face grafik dediğimiz olayı şuraya koyuyoruz. Gayet güzel resimlerden koyduk ablamızı. Şimdi bunu böyle yaptık. Mesela canavarı kestik. Bize ne kadar eksi gelecek falan filan. Onların hepsini yine aynı şekilde bu database kısmında bütün olayları buradan düzenliyoruz. Buradan ayarlıyoruz. Mesela slime buradaydı. Kesince 3 experience geliyormuş. 5 gold geliyormuş. Eşya düşme şansı. Buradan ayarlayabiliriz. Ne düşsün? Mesela Rune Blade düşsün. Olasılığı 1 bölü 5 olsun. Ya da canlarını falan ayarlayabiliyoruz. Dediğim gibi istiyorsanız hemen bir test edelim. Save Change dedik. Hop, tam ekranda açacağı için sıkıntı olacak. Bir saniye, kusura bakmayın arkadaşlar. Ufak bir hata oldu. Şöyle yapalım. Küçük ekranda başlatsın. Gördüğünüz gibi geldik. Hemen buraya gelip Enter'a bastığımızda bunun sesi çok fazla çıkıyor yalnız. Şunu kısalım bir. Yine database'den ayarladık. Yanlış hatırlamıyorsam onu da sistem. Sesleri kapayalım da sıkıntı yaratmasınlar. Tamam. Yes diyelim. Gördüğünüz gibi sesi kıstık hemen. İşte dediğim gibi burada basit bir şekilde savaşı gösteriyorum. Tabii yine diğer seslerle biraz fazla. Zaten kazandınız. Bacımız çıktı konuştu. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadık. Sadece 10 saniyelik bir olayla bir canavar savaş mekanizması düzenledik. Dediğim gibi çok basit. Kesinlikle hani oyun yapmak istiyorum. RPG oyunları seviyorum diyorsanız hiçbir kodda bilmiyorum. Kodlama bilgim yok. Daha önce bunun hakkında üniversite okumadım. Zaten ben ilkokul ya da lise öğrencisiyim ama oyun yapmayı çok istiyorum diyorsanız hani bir yerden başlamak adına gerçekten mantıklı bir seçim olur diye düşünüyorum. Zevkli zamanınızı hani boşa harcayacağınız en azından bir şeylerle uğraşmış oluyorsunuz. Zemini parkede kaplayabiliyormuşuz bu arada. Şuradan geri de alabiliyoruz. Burada region diye bir olay var. Mesela şunların hepsini şöyle bir yaparsam bunların hepsini bir numaralı küme olarak şey yapıyor. Onu ileride gösteririz gerekirse. Ha, script editor buradaydı. Yok, onu henüz göstermedik. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle hani şey yapmak istiyorsanız oyun yapmak istiyorsanız tavsiye ediyorum. Şu anda özellikle 3 Ocağı kadar ya da 2 Ocağı kadar 17 dolar olması lazım ya da 14 dolar. Steam'de kaçırmasınlar diyelim bu fırsatı. Eğer talep gelirse de bunun hakkında öğretici bir seri yapabilirim. Hem daha kolay diğer programlara göre. Sizin de işinize gelir diye düşünüyorum. En azından bir oyun yaparsınız. Tanıdıklarınızı koyabilirsiniz. Çevrenizdekileri koyabilirsiniz. Benim de zaten öyle bir projem var. Onu da hani bir hafta içerisinde falan güzel bir videosuyla duyururuz. Bir olayımız da var onunla ilgili. Oyun yapımı ile ilgili. Onu da yakın zamanda göstereceğim. Göstermeyeceğim, duyuracağım diyelim. Daha mantıklı olsun, daha düzgün bir cümle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara atabilirsiniz. Programla ilgili olarak da ya da başka bir şeyle ilgili olarak da. Bu aralar hastaydım biraz. Kusura bakmayın video fazla çekemedim. Şimdi sesim biraz düzelmişken yavaş yavaş video çekmeye başlıyorum. Kusura bakmayın tekrardan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.